Bereketli topraklar, eşsiz sahiller yurdu Antalya'nın Gazi Paşa ilçesi, kendine has iklimi, kültürel mirası, el değmemiş doğasıyla öne çıkıyor. Bakir Cennet'in sahilleri koruma planı adı altında yapılaşmaya açılmak isteniyor. Mahkeme betonlaşmaya dur dedi. Nitelikli tarım alanlarında, tropikal meyvelerin yetiştiği tarım alanlarında yoğun turizm planlama anlayışına dönük kitlesel anlamda bir planlama öngörülmüştü. Bu sürece itiraz ettik. Kent ölçeğinde artık ben 5 yıldızlı otele doyduğumuz kanaatindeyim. Doğal miras olarak adlandırılan alan için turizm amaçlı imar planları hazırlandı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanan Gazi Paşa Belediyesi'nce hazırlanan ve Büyükşehir Belediyesi'nce de uygun bulunan plana karşı Mimarlar Odası Antalya Şubesi 10 vatandaşla dava açtı. Gazipaşa'da biraz daha sürdürülebilir. Kaş örneğinde olduğu gibi biraz daha doğal dokusuna uygun bir turizm anlayışının ön planda olması gerektiğini düşünüyorum. O bölgede çok ciddi karette de kaplumbağaları, deniz foklarının yaşadığı alanlar da mevcut. Selinus'ta antik bir kent var. Bu turizm yapılaşmasının çok ciddi baskı oluşturacağını düşünüyorum bunlar üzerinde. Antalya 2. İdare Mahkemesi, Akdeniz fokları ve deniz kaplumbağalarının da yaşam alanı olan Kahyalar sahiline ilişkin imar planlarının iptaline karar verdi. Planların imar mevzuatına, planlama tekniğine, şehircilik ilkelerine ve kamu yararına uygun olmadığına hükmetti. Şube Başkanı Ali Serdar Aykurt, Ulusal Kanal'a konuştu. Oradaki yerel vatandaşlarımızla beraber Mimarlar Odası Antalya Şubesi dava süreci başlattı. Kahyalar bölgesinde idari mahkemesi planı iptal etti ve yürütmeyi durdurdu. Selinus için de aynı kararı vereceğini düşünüyoruz.